toplanma ve geçici barınma alanlarımızı belirledik. Beylikdüzü son zamanlarda da yeşil alanların ve parkların yapımına da hız verdik. Yaşam Vadisi, Yakuplu Kent Ormanı ve 2,5 yılda ilçe belediyesi olarak bizim yaptığımız 60 parkla birlikte toplamda 725.668 metrekare daha yeşil alanı bu kente kazandırdık. Olası depremlerde bu yeşil alanların ne kadar aktif bir şekilde kullanılacağını hep birlikte deneyimleyeceğiz. Bunun yanında biz güvenli noktaları da belirledi arkadaşlarımız ve 350 barınma çadırını da temin ettik. Bu sayımızı da giderek arttırıyoruz. Toplumdaki bakış açısını değiştirmek adına afet sağlığı çalıştayları düzenledik. Toplam 2000 katılımcıyla birlikte 15 temel afet eğitimi düzenledik. 30 personelimize arama kurtarma eğitimleri verdik. Burada özel gereksinimli bireylere de ayrı bir afet bilinci ve eğitimi veriyoruz. Tabii burada şu an bu kente kazandıracağımız bu alanla birlikte bunun sayısı artacak. Az önce hem koordinasyon konusunda bizim afet koordinasyon koordinatörümüz hem de sağlık müdürümüz Mehmet Bey ile konuşmamızda Beylikdüzü'nde eğitim almayan tek bir vatandaş dahi bırakmayacağız. Bütün eğitimleri burada vereceğiz. Seferberlik. Bu seferberlik kapsamında da Beylikdüzü'ne 3 tane yeni merkez kazandırıyoruz. Bir tanesini birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz bu Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi. Bir tanesi de dere ağzında inşaatı son aşamaya gelen Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezimiz tamamlanmak üzere. Ve bu lojistik merkezle birlikte biz biliyoruz ki afet anlarında en önemli olan husus lojistiğin ve desteğin depolanacağı alanlardır ve onun sevk ve idare edileceği alanlardır. Biz bu alanlarda olası afet destek yardımlarının gecikmesi halinde yaklaşık 1000 metrekarelikte bir mutfağı hazır hale getiriyoruz dere ağzındaki tesisimizde. Bu ne demek? Beylikdüzü aslında olası afetlere karşı kendi çorbasını kaynatacak anlamına gelir. İkinci tesisimiz yine Cumhuriyet Mahallemizde afet sonrası lojistik merkez olarak da kullanacağımız, aynı zamanda geçici barınma alanı olarak da kullanacağımız bir alanımızı da daha bu kentin hizmetine sunacağız. Bu alan aynı zamanda afet anlarında lojistik merkez olarak kullanılacak ama normal zamanlarda pazar alanı olarak kullanılacak. Spor alanı, kapalı spor hizmeti de verecek. Yine bugün burada kaymakamlığımızla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz tesisimizi açacağız. İçerisinde konferans salonları, açık alanlarda da arama kurtarma eğitimlerini vereceğimiz alanlar mevcut. Toplanma alanlarını ve ABİS sistemi de bu içeride kurduğumuz merkez tarafından yönetilecek. Beylikdüzü olarak afetler karşısında iyi bir yerdeydik ama şu an bu sağladığımız imkanlarla ve tesislerle daha iyi bir noktaya taşıyacağız Beylikdüzü'nü. Tabii bu arkamızda bulunan Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nin bir kısa hikayesi var. İzninizle onu paylaşarak başlamak istiyorum. Aşağı yukarı hemen her gün farklı bir afetin dramatik sonuçlarıyla karşılaşmışken 2 sene önce 5.6 büyüklüğündeydi tahmin ediyorum. Bir sarsıntıyla yüz yüze geldik. Tabii 17 Ağustos'un yarattığı travma nedeniyle o gün yaşananlar gözlerimizin önünde canlandı. İçimizde belki her gün taşıdığımız korkuyu biraz daha alevlendirdi. Bu o gün yaşadığımız kaymakam olarak benim yaşadığım son derece talihsiz bir gündü. Çünkü o gün bir kriz merkezine ve kriz merkezinde
alanı sevk idare edecek bir teşkilat yapısına ihtiyaç duyduk ama maalesef bunda başarısız olduk ve bu beni ciddi anlamda yönetici olarak rahatsız etmişti. O günün sonunda ilerleyen günlerde Sayın Belediye Başkanımızla yaptığımız istişareler neticesinde böyle bir merkezin zorunlu olduğu ve 7/24 esasına göre çalışması gerektiği hususunda hemfikir olduk. Onun üzerine yer arayışlarımız, alternatif arayışlarımız devam etti ve burada böyle bir merkezin kurulmasına karar verdik. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca zaman zaman bir araya gelerek istişareler yaptık. Bu istişarelerin neticesinde bazı hedefler belirledik. Deneyip başarılı olamadığımız girişimlerimiz oldu. Başarılı olduğumuz girişimlerimiz oldu ama başarısızlığımız başarılarımızdan daha fazla, onu söyleyeyim. Çünkü madem bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümü, bir öz eleştiri de yapmak zorundayız. Bu süreçte içimizi rahatlatan tek şey, açık söyleyeyim, yani hani ben kaymakamım ama aynı zamanda burada yaşayan bir insanım, ailem var, çocuklarım var. Sayın Belediye Başkanımızın büyük bir takip, emek ve motivasyonla aşağıda dere ağzında gerçekleştirdiği lojistik merkezi. 2 tane hedefimiz vardı. Bir tanesi eğitim merkezi ama eğitim merkezin bir mütemim cüzü vardı. Simülatör. Bu konuda arpa boyu kadar yol alamadık maalesef. Bir telsiz sistemi ve bu telsiz sistemini kuracak mahallelerde bir teşkilatlanma, deprem gönüllüleri teşkilatı kurmak istedik ama bunu da başaramadık. O konuda da en küçük bir gelişme olmadı. Dolayısıyla bina yapmak güzel, bu tabelalar hepsi çok güzel. İhtiyacımız var. Önemli, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ama hedeflediğimiz basit ve uygulanabilir Beylikdüzü afet planında başlangıçta kararlaştırdığımız hiçbir hedefi sadece tabelayla ve binayla gerçekleştiremeyiz. İnsan kaynağına ve o insan kaynağını sevk edecek bir sisteme ihtiyacımız var. Yani burada kürsüye çıkmadan önce ayaküstü bu eksikliklerimizi belediye başkanımızla görüştük. Başka farklı bir motivasyonla bundan sonrası için çalışmaya da kararlıyız. İnşallah bunları da en kısa sürede Beylikdüzü halkına armağan edeceğiz. Yapılan çok ciddi işler var. Beylikdüzü olarak çok şanslı bir ilçeyiz. Ama potansiyelimizi tam olarak gerçekleştirdiğimizi söyleyemeyiz. Ama belediye başkanımızın ifade ettiği gibi bu bir seferberlik. Bu seferberliği hep birlikte birey olarak elimizi taşın altına koyarak ancak gerçekleştirebilir ve başarılı olabiliriz. Bizden gayret, takdir Allah'tan diyoruz. Ben tekrar özellikle çok duyarlılığı için Sayın Belediye Başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Katılan herkese ve Beylikdüzü halkına bu merkez hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim.